aday adaylığımız süreciyle alakalı yaşadığımız şeyleri, bundan sonra muhtemel yapmayı planladığımız şeyleri birkaç cümleyle anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da birebir sohbetlerimize başlayacağız. 29 Haziran'da Halk Eğitim Merkezi'nde Yalova kamuoyuna gayri resmi olarak Merkez Belediye'ye aday adayı olduğumuz duyurusunu yapmaya çalıştık. Ciddi bir kalabalıkla. Bunu neden vurguluyorum? Orada içerideki ve kapıdaki kişilerle beraber tespitli 150 kişilik bir katılım olmasına rağmen birçok yerel gazetede bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüş sinerjisi sadece benim vesikalık fotoğrafımla halka sunulmaya çalışıyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Mevcut iktidarın ve Yalova'daki yansımasının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu güçlü sinerjiyi aday adaylığı nezdinde veya üyeleri veya temsilcileri nezdinde nasıl engellemeye çalıştıklarını bilin. Bunları lütfen kendi eşrafınızı etrafınızı anlatınız. Bizler Yalova siyasi, yakın siyasi tarihinde 1000 küsur kişiyle ilk defa aday adaylığımızı açıkladık. Yalova'daki herhangi bir amatör spor kulübünün çalışması yarım sayfa gazetelere çıkarken bizim sadece vesikalı fotoğrafımız gösterir. Bunu sizlerin değerlendirmenize sunuyorum. Tabii biz bu sürece başlarken rakiplerimiz ciddi ve güçlü olduğundan dolayı uzun siyasette tecrübeli olduklarından dolayı olabildiğince hatasız başlamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, doğru vizyonu ortaya koymayan, vizyonunu oluşturmayan bütün organizasyonlar tarihte başarısız olmuşlar. O yüzden vizyonel bir çalışma gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun için ne yaptık? Kendi ideolojimiz tarafından yönetilen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Eskişehir gibi, Antalya gibi ve İzmir gibi 3 tane büyükşehir belediyemizin stratejik planı inceledik detaylarıyla. Şimdi bu biraz detaylı ama önemlidir. Çünkü stratejik planlar belediyelerin göreve geldikten sonra halkına, kamuoyuna hangi personelle neyi, hangi bütçeyle ne şekilde yapacağını anlattıkları, vizyonlarını vurguladıkları planlardır. Yapacaklarını bütün detaylarıyla kamuoyuna sundukları planlardır. O yüzden biz de en azından bu planın taslağını doğru oluşturabilmek amacıyla kendi ideolojimiz temelli 3 büyük şehrimizin stratejik planlarını inceledik ve daha sonra da şu anda rakibimiz olan mevcut Yalova Belediyesi yönetiminin hazırladığı stratejik planları inceledik. Ve kendimize de bir taslak oluşturmaya çalıştık. Bu planlarda genelde 4 ile 10 madde arasında bütün siyasi organizasyonlar stratejik planların hedeflerini kamuoyuna vuruyorlar. Biz de bu rakamı biraz duygusal olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunu da hatırlatsın diye 6 maddeyle sınırlandırmaya ve genellemeye çalıştık. Biraz sonra size anlatacaklarımın temeli olduğundan dolayı şimdi maddeler halinde bizim kendi taslak stratejik planımızın hedeflerini, amaçlarını, 6 tane önemli hedefini kente dair size vurgulamaya çalıştım. Hanımefendiler, beyefendiler, 6 maddeden oluşan stratejik hedeflerimiz şunlardır. Birincisi, Yalova'yı, yaşadığımız kenti, Türkiye'de depreme karşı en dayanıklı ve güvenli kent haline getirmek ve bu algılamayı sağlamak. İkincisi, istihdam yaratan yatırımları bir üssü haline Yalova'ya getirmek. Üçüncüsü, Yalova'yı Türkiye'nin en güzel şehri haline getirebilmek. Dördüncüsü, kente kent dostu, ucuz, kolay ve toplu ulaşım sistemini kazandırabilmek. Beşincisi, Yalova'yı bilim, kültür, sanat ve spor odaklı yaşayan bir kent haline getirebilmek. Altıncısı da mevcut idari yönetime istinaden Yalova Belediyesi'ni
hesap verebilen, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı yönetim anlayışına sahip ve çağdaş bir belediyeciliğe kavuşturmak.